Herkese merhaba. Bu videomuzda birçoğunuzun bildiği ve birçoğunuzun da merak ettiği bir konuya açıklık getireceğiz arkadaşlar. Elimde şu an iki tane farklı devre görmektesiniz. İki devrenin de ana elemanı LED diyebiliriz ve gördüğünüz gibi her LED'imize bir tane direnç bağlı arkadaşlar. Burada bakın bütün LED'lerimize 100 ohm'luk birer tane direnç bağlamış durumdayız. Yine bu devremizde de yine LED'lerimizin önünde dirençler var. Peki sorumuz şu zaten başlıktan da anlayacağınız üzere LED'lere arkadaşlar LED'den önce seri bir şekilde biz direnci niçin bağlıyoruz? Yani bu LED'e bu direnci bağlama ihtiyacımız nereden kaynaklanıyor? Nereden geliyor? İsterseniz e, hemen bu konuya açıklık getirerek başlayalım. Direnci neden koyduğumuzun anlaşılır olması için öncelikle direncimizin ne iş yaptığını bilmemiz lazım. Meşhur bir e, biliyorsunuz. Karikatür var arkadaşlar. Bu karikatürden de anlayacağınız üzere direncimizin ana işlemi akımı sınırlandırmak. Akımı belirli bir sınıra kadar düşürmek. Akımı düşürdüğünüz zaman arkadaşlar otomatikmen uç kısmından yük çektiğinizde voltaj da aşağı doğru kendiliğinden çökmüş oluyor. Yani siz akımı düşürdüğünüzde örnek veriyorum. İsterseniz 100 volt verin ancak akım çok düşükse ucundan. Yük çektiğinizde otomatikman voltaj aşağı doğru çökecektir. Zaten yaptığımız ayarlı güç kaynaklarında ayarlı güç kaynağıyla akım ve voltaj ayarlı güç kaynağıyla akü şarj ederken bu konuya da kısmen değinmiştim arkadaşlar. Buradaki amacımız bu yani biz akımı sınırlandırarak voltajı LED'in kullanabileceği seviyeye kadar düşürmüş oluyoruz. Şimdi gelelim birkaç küçük test yapalım ardından hesaplama aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi elimde ayarlı bir güç kaynağım var. Güç kaynağımı 12 volta ayarladım. Şimdi ledime bağlayacağım arkadaşlar. Normal şartlarda ledimin anında bozulması lazım. Fakat 12 voltluk gerilim verdiğim halde ledim çalışacak. Hemen test ediyoruz. Bakın burası artı girişimiz. Şuradan da eksi kutbumuzu veriyorum. Ledim gördüğünüz gibi bozulmadan çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Peki e, buradaki direnci iptal edersem LED'e direkt enerji verirsem neler oluyor ona da bakalım. Bakın arkadaşlar LED olmadan daha doğrusu direnç olmadan enerji verdiğimde LED'in arızalandığını gördünüz. Bir kere yandı ve söndü. Tekrar dirençten enerji veriyorum. Maalesef artık e, LED'imiz öldü bitti. Kür oldu arkadaşlar. Peki şimdiki sorumuz şu. İyi güzel direnç olmadan LED e akımı sınırlayamayacağımızı öğrendik. Yani buradaki direncin akım sınırlandırma işlemi gerçekleştirdiğini ve akımı sınırlandırarak burada voltajın düşmesini sağladığını ve bu sayede de direncin buraya LED e ihtiyacı olan enerjiyi verdiğini, ihtiyacı olan enerjiden fazlasını engellediğini kısaca öğrenmiş olduk. Peki biz bu direnci neye göre hesaplıyoruz? Gelin şimdi bunun hesabına geçelim. Buradaki direnci hesaplamak için elimizde bazı verilerin olması lazım. Bu verileri arkadaşlar üreticilerden alıyoruz. Yani bu LED'i üreten firmalardan alıyoruz ki çünkü bunları biz kendimiz ölçmeye çalışırsak hem zahmetli olacaktır hem de test ederken bu LED'in bozulmasına sebep olacaktır. Eğer LED'imizin Kaç mili amper çektiğini bilmiyorsak bize bu led ile ilgili iki tane veri lazım arkadaşlar bu direnci hesaplamamız için öncelikle ledimizin kaç voltta çalıştığını bilmemiz lazım İkincisi ne kadar akım çektiğini bilmemiz lazım eğer ledimizin çektiği akımı bilmiyorsak biz bunu 10 mili amper olarak alacağız ya da 15 mili amper olarak alabiliriz kısacası 10 ila 20 mili amper arasında bir değer alabilirsiniz burada tercih size kalmış ama genelde 10 ile 15 arasında bir değer alınır. Ben örnek olsun diye 15 alacağım mesela hesaplamalarımda. Bunu bilmemiz gerekiyor. İkinci önemli şey arkadaşlar, led'lerin mesela şu led ile bakın buradaki led'ler sarı ledler diyelim ki yeşil olsaydı bakın şurada var elimde. Mesela şu led ile bu ledin çalışma voltajları birbirinden farklı arkadaşlar. 0.1 volt da olsa farklı voltajlar kullanıyorlar. Örnek olsun diye söylüyorum. En az enerjiyi kırmızı led harcıyor arkadaşlar. Basitçe tabloyu vermemiz gerekirse. Kırmızı ledimiz 2 volt. Kavun içi 2 volt. Sarı led 2.1 volt. Yeşil led 2.2 volt. Mavi led 3.3 volt. Beyaz led 3.3 volt. Gerilim harcıyor. Buna göre hesaplamalarımızı yapacağız. 3 Örnek veriyorum. Beyaz led için 3.3 volt. 15 mA değerini baz alarak hesap yapabilirsiniz. Bu tamamen bir örneklemedir. Şimdi gelelim şuradaki direncimizi hesaplamaya. Direnç değerinin hesaplanması için öncelikle güç kaynağının voltajını bilmemiz lazım. Örnek veriyorum. Ben ne yaptım? Burada bir güç kaynağım vardı. Ben bunu 12 volt ile besledim. Yani benim ledim 12 volt ile çalışacak. Bizim güç kaynağımızın voltajını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. En önemlisi bu. İkinci olarak ise ledimizin ne kadar akım çektiğini bilmemiz lazım. Yani benim bu ledim ne kadar enerji harcıyor arkadaşlar. Ben örnek olsun diye bunu 15 mA olarak alacağımı söylemiştim. Yani elimdeki lede 12 volt vereceğim. Bu ledi 12 volt ile besleyeceğimi söylüyorum. Normalde tabii ki ledimiz 2.1 voltla çalışıyor. Ledim de 15 mA mA yazalım. Akım tüketiyor. Peki buraya koyacağım direnç kaç ohm olmalı? Gelin basitçe bunu hesaplayalım. Ben basitçe daha düzgün gözüksün diye şöyle temize geçtim arkadaşlar. Öncelikle güç kaynağımızın kaç volt olduğunu bilmemiz lazım. Biz ledimizi 12 volt ile besleyeceğiz. İkinci olarak ledimizin voltajını bilmemiz lazım. Ben örnek olsun diye 3.4 voltluk bir led kullanacağımı varsayıyorum. Yani ledimiz 3.4 volt ile çalışacak. Ayrıca ledimizin ne kadar akım çektiğini bilmemiz gerekiyor. Örnek olsun diye 15 mA diyeceğim. Şimdi elimizdeki veriler ışığında buradaki direncimizi hesaplamaya başlayabiliriz. Şimdi şöyle düşünün bu ledimizin 3.4 volt ile çalıştığını ve 15 mA çektiğini varsayarak hesabımızı yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle güç kaynağının voltajını alıyoruz. 12 volt. Eksi arkadaşlar. LED'imiz kaç volt ile çalışıyordu? LED voltajını alıyorum. Bakın 3.4 volt. Eşittir arkadaşlar. 8.6 volt değeri çıkıyor. Yani arada şöyle güç kaynağımızdan LED voltajını çıkarttığımızda 8.6 volt değerini bulmuş oluyoruz. Aslında direkt olarak hesaplamaya geçmiştim ancak bunu anlatmam lazım. Peki bizim bu hesapladığımız 8.6 volt ne arkadaşlar? Bu bizim ledimizin ledimize fazla gelen voltaj. Yani 8.6 volt lede fazla gelen voltaj. Bizim bir şekilde bu voltajı akımı sınırlandırarak 3.4 volta düşürmemiz lazım. Peki biz bunu nasıl hesaplayacağız? Şimdi aslında arkadaşlar şuradaki fazla gelen akımı hesapladık. Tabi bunlar bir bütün. Ancak adım adım ilerleyerek yapmak istiyorum. Hemen buradan devam edelim. Bakın bu aşamada yapmamız gereken şey oldukça basit. Hemen bulduğumuz voltajı alıyoruz. 8.6 volt. Bakın fazlalık voltajımı aldım. Kalemim biraz kötü yazıyor. İdare edin arkadaşlar. Bölü Buradaki led akımına böleceğiz. Bakın 15 mA demiştim. Yani 0.015'e bölüyoruz. Eşittir. Sonuç 573 çıkıyor arkadaşlar. Peki bu 573 ne? Bizim direncimizin değeri. Yani 573 ohmluk bir direnç bağladığım zaman ve bu devreyi 12 volt ile beslediğim zaman benim 3.4 volt'luk ledim sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Basitçe bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hemen diyecekler ki 573 ohm'luk direnç piyasada rahat bir şekilde bulunamıyor. Rahat bulamadığınız zaman arkadaşlar bunun üst değerlerini alabilirsiniz. Aşağı giderseniz led bozulacağı için üst değerine yöneliyoruz. Örnek veriyorum 600 ohm, 620 ohm gibi değerlerde farklı bir direnç koyarak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi direncimizi hesapladık. Yani bizim burada kullanacağımız direnç örnek olsun diye söylüyorum. 573 ohm. Gerçi bu 573 değil ama yaptığımız hesaplamalara göre yani şöyle bir sistemde 3.4 volt ile çalışan 15 mA çeken bir LED'de 573 ohmluk bir direnç kullanmamız gerekiyormuş. Peki bizim burada kullanacağımız direncin wattını biz neye göre hesaplayacağız? Bu standart bir direnç arkadaşlar. Yani 1 bölü 4 watt olarak geçiyor. Bu da 0.250 watt'a tekamül ediyor. Belki bu direncin daha büyük olması gerekebilir. Peki biz bu direncin wattını neye göre hesaplıyoruz? Hemen onun hesabını da yapalım. Direncimizin wattını hesaplamak için Biraz önceki gibi bu bizim direncimizi hesaplıyordu arkadaşlar. Direncimizin hesabını yapıyor. Bu da direnç vatımızın hesabını yapacağız. Şöyle odaklayalım sizin için kameramızı. Bakın arkadaşlar yapacağımız işlem şurada bir 8.6 voltluk bir fark bulmuştuk. Bakın 8.6'yı alıyoruz. Biraz önce bölmüştüm direnci hesaplamak için. Bu defa çarpıyorum arkadaşlar. 8.6 çarpı Şöyle yapayım. nokta 0 15 ile çarpacağız. Zaten girişinde 0 var. 0015 ile çarpacağız. Eşittir 0.129 değeri çıkıyor. Yani sonuç olarak biz 0.129 watt'lık bir direnç burada kullanabiliyoruz. Bizim kullandığımız standart led'ler, şurada gördüğünüz bu led'ler daha doğrusu bu dirençler arkadaşlar. Bu led'lerde kullandığım bu dirençler 0. Yani 1 bölü 4 olarak geçer. 0. 250 watt'tır. Sıfırını yazmayı unuttuk. 0.250 250 watt diyelim şöyle. Bu şekilde arkadaşlar 0.129'un üzerinde olduğu için neredeyse iki katından biraz daha fazla arkadaşlar. Rahat bir şekilde daha doğrusu tam iki katına yakın bir değer fazla derken rahat bir şekilde LED'imizi çalıştıracaktır. Basitçe bu şekilde Dirençlerimizi de hesaplıyoruz. Örnek veriyorum. Bu eğer 1 watt çıksaydı ya da 2 watt çıksaydı ona göre daha büyük bir direnç kullanmamız gerekecekti. Basitçe hesaplamalarımız bu şekilde yapılıyor. Bir diğer nokta arkadaşlar, burada basitçe temas ettim ama tekrar ediyorum. Burada direnç watt'ı hesaplanırken yani direncin gücünü hesaplarken daha güçlü bir direnç kullanabilirsiniz. Yani 0.250 watt'lık direnç yerine ben buraya 2 watt'lık bir dirençle bağlayıp rahat bir şekilde bunun çalışmasını sağlayabilirim. Bu çok fazla sorun yaratmaz. Ancak e, buradaki direncin değerini çok fazla yükseltirseniz hani yukarı yuvarlıyoruz ya bu sefer led parlaklığınız düşecektir. E, en yakın değerdeki direnci kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bizim seri ledlerimiz olursa peş peşe led ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani iki tane ledi peş peşe ekleyeceğiz. bu Bu ledlerin direncini hesaplamak istiyoruz. Bu ledlere benim kaç ohmluk bir direnç koymam gerektiğini hesaplayacak olursak örnek olsun diye 3 adet 2 voltluk led kullandığımızı varsayıyorum. Bu sefer arkadaşlar led voltajlarını toplayacağız. Yani 12-3.4 volt dediğim yere 3 tane 2 voltluk ledimiz 3 çarpı 2 6 volt eder. Şuradaki değer 6 ile değişmiş olacak. Yani 12 eksi 6 eşittir 6 çıkacaktır. Ve buradaki 8.6'yı 6 olarak değiştireceğiz. Aynı şekilde hesaplamalarımızı buna göre yapacağız. Seri. Peki paralel bağlı bir sistemde, yani ledlerimiz seri değil de birbirleriyle paralel bağlıysa biz bundan değerleri neye göre hesaplıyoruz? Hemen bundan da bahsedelim. Örnek olsun diye söylüyorum. Bakın ledimizi 15 mil olarak almıştık. 3 tane paralel bağlı ledimizi hesaplarken aynı şekilde bu sefer voltajımız sabit kalacak ancak akımımızı değiştireceğiz. Yani 3 çarpı 15 mA toplam 45 mA üzerinden hesaplayacağız. Şuradaki değerimizi 45 mA olarak değiştirmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle olacak, 0.45 olacak 0.045 olacak bu şekilde değiştirerek Direncimizi aynı şekilde hesaplıyoruz. Dipnot ile devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle bir devre var elimde. Gördüğünüz gibi bu devrede her bir LED'e ayrı direnç bağlanmış durumda. Aslında bunların her birine ayrı ayrı direnç bağlamak yerine bunların ortak girişleri burada mesela eksi ortak eksi girişine tek bir direnç koyarak çalıştırmak birçoğunuzun aklından geçmiştir. ki Bazen uzun süre kullanmayacağım devrelerde ben de aynısını yapıyorum. Peki neden biz burada böyle paralel bir bağlantı kullanıyoruz dersek kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Özellikle LED'lerin ileri voltajlarındaki üretim toleransları nedeniyle arkadaşlar yani şu LED ile bu LED arasında aynı fabrikadan, aynı banttan dahi çıkmış olsa bir fark var arkadaşlar. Yani birebir aynı değil. Pillerde de bu var, LED'lerde de bu var. Yani kesinlikle parmak izi gibi düşünün. Yani her ne kadar aynı değerleri gösterse de ee, milivoltlar seviyesinde mil amperler seviyesinde ufak tefek farklılıklar var. İşte bu nedenle arkadaşlar bu eşitlik olmadığı için e, tek bir akım direnci ile bunları beslediğimizde tek bir direnç üzerinden beslediğimizde bu defa e, bazı uzun süre kullanımda bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Tek bir akım kaynağıyla 2 veya daha fazla LEDi paralel şekilde kullanacaksanız arkadaşlar her LED için, ayrı bir direnç koymanız özellikle uzun süre kullanılacak devrelerde led ömrü için önemlidir. Aksi halde led'leriniz arasında problem olabilir. Bilginiz olsun. Yani imkanınız var ise paralel led'ler için her bir lede ayrı direnç bağlama yoluna gitmeniz devrenin uzun süre, uzun yıllar çalışması için önemlidir. Bunu belirttikten sonra arkadaşlar videomu bu noktada sonlandırıyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmı her zaman olduğu gibi açık ve hizmetinizde.